اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الف الف صلاه والف الف سلام عليك يا رسول الله الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا حبيب الله الف الف صلاه و الف الف سلام عليك يا سيد الاولين والاخرين يُجَى بمجله جل جلاله هر بيريمزي هم دُنْيَاسِ هم ده اخرتي مامور اولان باختيار kullarından eylesin sevgililer sevgilisi kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayattayken izinden yürümeyi, ruz mahşerde onun livaül hamd sancağı şerifi altında toplaşabilmeyi, mübarek havz-ı kevserinden kana kana içebilmeyi, sırat köprüsünü şimşek gibi geçebilmeyi, ilk cennete girenlerle girip Cemalullah'ı beraberce doya doya seyretmeyi, Rabbim her birimize, eşlerimize, annelerimize, babalarımıza, aile bireylerimize nasip eylesin. Kıymetli izleyenlerim, bugünkü dersimizde de Mişkatül Mesabih isimli hadisi şerif kitabımızın namaz ile ilgili bölümünün Teheccüdün fazileti konusunu Ramazan-ı Şerif'ten önce işlemiş idik. Hemen bu konunun peşi sıra babul kasd fil amel yani insan yapacağı amellerde, Allah için yapacağı işlerde ifrat ve tefritten kaçınmalı dengeli hareket etmeli. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifleri inşallah kitabımızda zikredildiği şekliyle nakledip müzakere etmiş olacağız. Bu dersimizde birinci hadis-i şerifimizi Hz. Enes radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor. An Enes'in radıyallahu anhu "qal Kâne صلى sallallahu aleyhi ve selleme yuftiru mineşşehri hatta yudanne en la yasû minhu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazen Ramazan-ı Şerif'in dışında bir ay hep orucunu yer, yani hep iftarlı idi. Yani oruç tutmuyordu. Hatta bu ay hiç oruç tutmadı tahmin edilir idi. Ve mu bazen öyle oruç tutardı ki hatta yulan en la yuftara minhu şey'a. Ya bu ay herhalde hiç iftar etmeyecek, hep oruç tutacak kanaati oluştururdu. Yani sadece oruç tutup e, 12 ay oruçta geçirmek gibi olmadı. Tamamen oruçsuz Ramazan-ı Şerif'in dışında hiç oruç olmayan bir hayat atmosferi de değildi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin efendim hem oruç tutuyor hem de tutmadığı oluyor idi. Ve la teşau en terahu min el-leyl illa Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gece namaz kılıyor mu diye görmek istesen namazda onu bulurdun. Çünkü gecenin bir kısmını mutlaka namazla geçirirdi. وَلَا نَا اِمَنْ اِلَّا <رأيته> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yatağında, uykusunda görebilir miyim dese bir insan elbette gecenin bir kısmında uykusundaydı. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz oruç noktasında bazen aya girerdi sanki hiç oruç tutmayacak gibi hareket ederdi. Fakat bir oruç tutmaya başlardı sanki hiç bırakmayacakmış gibi. Yani oruç tuttuğu da tutmadığı da her ay içerisinde oluyor idi gece namazında namaz kıldığı, dua yaptığı dönem olduğu gibi, saatler olduğu gibi uykuda olduğu bu da olmuştur. Dolayısıyla gecenin bir kısmı yatakta, bir kısmı kıyamda ibadeti geçiyor idi. Aşırı bir dervişlikle gece sabaha kadar hiç yatmayacağım anlayışı veya sünneti Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin prensiplerinde yoktu. Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifi musanif, amelde iktisat bölümünde zikretmiş oldu. Yani ifrat ve tefrit. İfrat ne demek? Çok aşırıya gitmek demektir. Sabah kadar hiç uyumadan günlerce, efendim haftalarca ibadet etmek bu işin ifrat derecesidir. Geceleri hiç ibadet etmemek, Ramazan-ı Şerif'in dışında hiç oruç tutmamak bu da işin tefrit yani çok geri kalma e, biçimidir. İkisinden de kaçır, kaçırmak lazım. Hayrul umuru Tuha, Normal. Oruç tutuyorsan da böyle kendini kahredercesine değil. Tutmuyorsan da tamamen orucu askıya aldım şeklinde olmamalı. Onun için pazartesi, perşembe oruçlar vardır. Kameri ayın 13, 14, 15 oruçları vardır. İlla bunlar da şart değildir. İnsan zaman zaman oruç tutmalı. Zaman zaman da efendim iftar etmeli. Ve an Aişete radıyallahu anha. Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha rivayet ederler. Kâlet. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyur, buyurdular. Meşhurdur bu hadis-i şerif ve çok önemli de bir hadis-i şeriftir. اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَذْوَمُهَا وَاِنْقَلِّ Allah Celle ve Ala Hazretleri ameller içerisinde en çok hangisini sever? Hangisinden mutlu olur tabiri caizse? En devamlı olanı. Az da olsa önemli değil. Bir amelde süreklilik varsa, devamlılık varsa az olsun, çok olsun Cenab-ı Hak onu sever. Yani bir amelin çok olmasını efendim Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri çok olmasını değil, ya devamlı olmasını, sürekli olmasını seviyor. Dolayısıyla biz amellerimizden devamlı yapabileceğimiz amelleri ihmal etmemeliyiz. Gece kalkıp namaz kılacaksan bir gece sabaha kadar kılıp ondan sonra bir daha kılmamaktansa her gece kalkıp kılabileceğin kadar 2 midir, 4 müdür, 6 mıdır, 8 midir? Ne kadar kılabilirsen devam edebileceğimiz neyse ona e, alışmak lazım. Oruç konusunda da öyle. Diyelim ki 3 ay başından sonuna kadar oruç tuttuk. Ondan sonra bir daha oruçla barışmadık. Böyle yapmaktansa her ay pazartesi, perşembe, her hafta pazartesi, perşembe, gücümüz yetiyorsa 13, 14, 15. günleri oruç tutmak suretiyle her ayın içerisinde oruç tuttuğumuz da var. Efendim tutmadığımız da var. Bu şekilde olur. Fakat işte burada önemli olan devamlılıktır. Rabbim her birimizi ameline devam edebilenlerden eylesin. Bir sonraki hadisi şerifimiz ve anha yine Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anhadan mervi'dir ki, "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hudu minel a'mal ma tusikun." Aleyhissalatu vesselam efendimiz yapacağınız amelleri bir gözden geçirin. Gerçekten gücünüz yetiyorsa gücünüzün yettiği amelleri prensip haline getirin. Fe inna Allah la yemellu hatta temellu. Siz yorulmadıkça Allah yorulmaz. Yani siz ibadete devam ederseniz Allah da size mükafat verir. Ama siz yoruldunuz. Efendim bir giriştiniz ibadete, bir ay sonra pert oldunuz, iki ay sonra pert oldunuz. O zaman siz ameli bıraktığınız zaman Cenab-ı Hak da size Celle Celaluhu o ameli yaparken verdiğinizi elbette verecek değildir. Dolayısıyla gücünüzün yettiğine sarılır, onları gerçekleştirin, süreklilik arz etsin, daha karlısınız diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bukhari ve Müslüm'ün naklettiği Hz. Ayşe annemizin rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte. Yine e, bu bapta ilk hadisimizi rivayet eden Hazreti Enes radıyallahu an bir başka hadis-i şerifini, kısa bir hadis-i şerifi bizimle paylaşıyor. Buyuruyor ki: "Ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Li yusalli ahadukum neşatehu ve izâ fetere Sizden biriniz morali düzgün olduğunda, neşesi yerinde olduğunda, ibadeti hevesi olduğunda kılsın da kılsın. Fakat ve izâ fetera zayıfladı, uykusu ağır bastı, zinde değildir felyakud. O zaman biraz dinlensin. Yani böyle eskilerin bir tabir vardı. Habur hubur şabur şubur bir namaz kılmaktansa ne yapacaksın? Namaz kılmaya e, durumun müsait mi? Yani e, uykun var mı? Yorgun musun? Namazı böyle farkına varmadan mı kılacaksın? Eğer namaz vakti kazaya kalmayacaksa e, buna benzer sıkıntılar varsa biraz dinlendikten sonra kendine geldikten sonra namaza durmasını, durulmasını tavsiye ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani sizden birinizin neşatı, Morali yerinde, cüzinde canlı ve heyecanlı ise namazını kılsın. Ancak ve fetara yorgundur. Efendim namaz kılmaya gücü yetmiyordur. Zafı e, zayıf bir haldedir. O zaman ne yapacaktır? Felyekul. Otursun biraz dinlensin. Biraz dinlendikten sonra namaza daha neşeli, daha canlı, daha heyecanlı başlasın diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. yine Hazreti Ayşe annemize dönelim. Ve an Aişete radıyallahu anha. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha buyurdular ki Alet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki cihan güneşi sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ بَهُوَ يُصَلِّي Sizden biriniz namaz, kılmaya, namaz kılarken esnemeye başlarsa namaz kılarken esnemeye başlarsa فَلْيَرْقُدْ hatta يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ Bu insan böyle bir şekilde namaza durmaktansa biraz uyusun, biraz uykusunu gidersin, uykusuzluğunu gidersin, ondan sonra namaza dursun. Fean ahadukum idha salla wa huwa na'isun sizden biriniz uyuklar olduğu halde namaz kılacak olursa la yedri bilemez ki laallahu yestagfiru fe nefsahu yani o estağfurullah diyecek yerde mağfiret talep edecek yerde kendine beddua etmiş olabilir çünkü aklı başında değil ağzından çıkan ne olduğu belli değil. Onun için bir insan namazı ne kadar huzur içerisinde kılabilirse o kadar muhtebertir. Tabi buradan şu noktayı da paylaşmak isterim. Bir insan ibadeti en sakin, en tenha bir yerde yapmış olması Mevla ile baş başa olduğunun farkında olması açısından önemlidir. Şimdi bir insan namazını kılacağı zaman evde çoluk çocuğun gürültülü ortamında kılmaktansa sakin bir odaya geçip kılmalıdır. Hatta Kur'an okuyacaksa yine öyle sakin bir odaya geçip efendim huzur içerisinde bunu yapmalıdır. Çünkü insan e, bazen ne dediğini bilmez. Yorgunluğu sebebiyle, hastalığı sebebiyle efendim ne dediğini bilmez. Dua edecek yerde kendisine beddua etmiş olabilir. Tabii bütün bunlarda namazın <laughs> kazaya kalma tehlikesi olmamalı yatayım da bari namazımı, öğle namazımı ikindi de kaza ederim şeklinde olmamalı. Akşam namazını şimdi kılmayayım, yatsı namazında kılarım, gece teheccüde kalkınca kılarım akşam namazını derse bu olmaz, bu doğru olmaz. Namazın kazaya kalma tehlikesinin olmadığı şartlarda bunu düşünmek lazım, anlamak lazım daha doğrusu. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizden rivayet edilmiştir ki قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnne din Allahu Teala'nın kulları için koyduğu kanunname din yusrun kesinlikle kolaydır hem de çok kolaydır. Çünkü Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bir ayeti kerimesinde buyuruyor ki: "Yurilullahu bikumul yusrâ ve la yuridu bikumul usrâ." Allah size kolaylık murad ediyor, zorluk murat etmiyor. Dolayısıyla dini celil -i İslam kolaylık esasına göre tesis edilmiştir. Zorluk esasına göre değil. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ Allah Celle Celaluhu dininizde size bir zorluk yapmamıştır. Yani dini kolay kılmıştır. Dönüyoruz tekrar hadis-i şerifimize. İnne dine yusrun şüphesiz din çok kolaydır. Ve len yüşadde dine ahadun illa Kim dine şiddetle mukavemet ederse illa din ona galip gelir. Yani mana şudur. Enne men şeddede alâ nefsihi ve teammeka fi emri dini imanıecibu alayhi fele rubbama yaglibuhu ma tahmiluhu min el külfeti feyad'ufu an ilqiyam bi hakki küllife bihi yani şöyle bir insan ibadet noktasında Allah kendisini emretmediği halde peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kendisini öğretmediği halde ağır baskılar kendisine yapmış olsa çok derinlere daldırmış olsa efendim Felerobe ma yagalibuhu ma külfeti. Bu çok derin daldırmak, bazen kafayı sıyırmasına, bazen bu işten hepten soğumasına sebep olabilir. İşin orta cihetini bırakmamak lazım. Çok aşırıya kaçmamak lazım. Efendim, وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهُ Bir insan dine mukavemet ederse din ona galip gelir. Din ona galip gelir. Yani biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir insan dini celil -i İslam'ı kendisine farz olanları elbette yapacaktır, vacip olanları yapacaktır. Kendisine vacip olmayan şeyleri kendisine vacip kılmasına gerek yok. Mesela benzeri manzaralarla karşılaştığımız için söylüyorum. Bazı insanlar işte gençken, orta yaştayken çok güzel ibadet hevesine yapışır. Öyle bir şeref onu kuşatmış olur. Dolayısıyla bu insan kalkıyor ibadet aşkı sebebiyle. Ben adak yapıyorum. Her pazartesi, perşembe oruç tutacağım diyor mesela. Şimdi bir insanın oruç tutma aşkı olabilir ama bunu kendisine vacip kılması doğru değildir. Yani adak yapmak suretiyle bunu kendisine vacip kılması doğru değildir. Çünkü bugün sağlığın saatin yerinde tutabiliyorsun. Yarın tak felç oldun yatağa düştün. O zaman nasıl tutacaksın? allah Teala'nın vacip kılmadığını, farz kılmadığını vacip kılmaya, kendimize vacip kılmaya kalkmak uygun bir davranış değildir. Öyleyse feseddidû yani işin adaletli doğru tarafını bulun. İktisar yolunu bulun. Allah'a giden sırat-ı müstakimi iltizam edin. Ve qaribu. Evet. Yani Allah'ın size meşru kıldığı kriterlere yakın yerde durun, uzaklarda durmayın. Ve ebşiru müjde olsun size. Cennetle müjdelenin. Ve Allah'tan ibadet konusunda yardım isteyin. Programlarınızı icra etme bakımından yardım isteyin. Bil gudveti ve ve şeyin mineddülceti Evet. Udve gündüzün evveli rauhade işte ikindi vakitleridir. Ve bil Evet, gadveti ve Yani sabah güneşin ilk doğduğu o vakitlerden bir de ikinden sonra güneşin elveda demeye çalıştığı vakitlerden istiane edin, yardım talep edin. Ve dülceti ve bir de gecenin bir kısmından da istifade edin, yardım talep edin buyuruyor Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz. Evet. Kıymetli izleyenlerim bir sonraki hadisi şerifimizi Hazreti Ömer radıyallahu an efendimizden naklediyoruz. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Men nâme an hizbihi ev an şey'in minhu bir insan prensip haline getirdiği ibadetlerine hizip denir. Mesela diyelim ki her namazdan sonra şunu okuyacağım. Buna virt de deniyor, hezip de deniyor. Gece kalkıp şu kadar Kur'an okumayı prensip edilmiş. Veya akşam yasa arası camide kalıp şunları okumayı prensip edilmiş. Veya teheccüd namazını, evvabin namazını, diğer nevafil namazlarını kılmayı prensip edilmiş. Fakat bir gün olmuş ki gece kalkıp e, okuduğu Kur'an'ı kalkıp okuyamamış veya kıldığı namazı uyku ağır basmış, kılamamış. Ne olacak peki bu? Men han an hizbihi ev an şeyin minhu yani o günkü hizbini dersini hiç okumamış veya bir kısmını okumuş bir kısmını okuyamamış. فَقَرَأَهُ ف۪ي مَا بَيْنَ ve الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الظُّهْرِ Gece yapması gerekeni sabah namazı ile öğle namazı arasında yaparsa كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ الْلَيْلِ Sanki gece onu okumuş gibi mükafatını Allah Celle Celaluhu ona verir. Müslüman rivayet etmiş olduğu bu hadisi şerifte neyi görüyoruz kıymetli izleyenlerim? Demek ki Müslüman hayatında hezim olmalı, virt dediğimiz şey olmalı ve bu virtler düzenli bir şekilde yerine getirilmeli prensip sahibi olmalı. Eğer bunlarda gece kalkamadık bir aksaklık oldu veya kalklık rahatsızlık ilgilenemedik dersimize bir aksaklık oldu ise bunu en kısa zamanda telafi etmek lazım, en kısa zamanda yerini doldurmak lazım. Fatiha'da mıydı? Bizim okuduğumuz ayetler veya Fatiha'nın kendisi miydi veya başka sureler miydi? Ne yapıyorsak kısacası hezip olarak, virt olarak ne yapıyorsak bunları ihmal etmemeli. Eğer gece yap yapamadıysak gündüz o aşığımızı kapatmalıyız öğlen ile sabah namazı vakti arasında. Fi ma beyne salatil fecr ve salatil zuhr Kalktı sabah namazı ile öğle namazı arasında o gece kılmayı prensip ettiği ama gece müsait olmadığı için kılamadığı namazı sabah ile öğlen arasında kılsa. Kütübe lehu ke qara'uhu minelleyli. Sanki onu geceden okumaya başlamış, uzun süre okumuş kabul edilir. Yani okumuş gibi sevabını almış olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan düzenli bir hizbi vardır. Atıyorum her gün bir cüz okuyordur, gece kalkıp okuyordur. Fakat prensip haline getirdi onu. Ee, diyelim ki kalkıp okuyamadı bir gece. O şimdi vazifesini çok ciddi kabul ettiği için hemen gündüz ne yapıyor? Gidiyor. Ee, sabah öğlen arası okuyacağını okuyor. Şeytan'a sen sevilme diyor. Gece beni kandırdın, gündüz ben seni kandırdım diyor. Kütübe lehu fe ke ennemâ qara'ahu leyli. Gece bunu okumuş gibi amel defterine yansıtılıyor. Diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. <laughs> Kıymetli izleyenlerim bir sonraki hadis-i şerifimizi Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz naklediyorlar. Ebu Hureyre'den hadis-i şerif aldık. Hazreti Ayşe annemizden aldık. Hazreti Ömer'den aldık. Şimdi an ve an İmran ibn Hüseyin'in radıyallahu an. İmran ibn Hüseyin radıyallahu an efendimizden nakledildiğine göre ale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Salli qaimen فَاِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِلَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ Eğer ayakta namaza gücün yetiyorsa ayakta namaz kıl. Eğer an, ayakta namazda gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Oturarak namaz kılmaya gücün yetmiyorsa fe in lem tesata o zaman yan tarafın üzerine yatarken de kılabilirsin. Burada bu hadis-i şerifte konumuzla alakalı ifrat ve tefritten tamamen kaçınmayı bizlere realite olarak öğretmiş oluyor. Eğer gücün yetiyorsa not alacaksan ayakta namazını kıl. Eğer buna gücün yetmezse ne yapabilirim ayakta namaza duramıyorum. O zaman fekaiden oturarak namazını kılarsın. İlla kendini ayakta kılacağım diye zorlamana gerek yok. Fe illem yestetâ fe alâ cembin yatıyor. Ayakta kalkıp namaz kılma şansına sahip değildi. Fe illem testetâ fe alâ cembin o zaman yanın üzerinde yatarken sen namazını kıl. Namazın boşu yoktur. Ayakta otururken ve yataktayken ala külli hal kılınmalıdır. Bu da bize neyi gösteriyor? Amelde iktisatla alakalı. Gerçekten bu görünüşte sanki iktisat yok gibi ama tepeden tırnağa kadar burada iktisat vardır. Bir sonraki hadis-i şerife geçiyorum. Ve anhu yine Hazreti İmran'dan rivayet edildi ki Ennehu se'len nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme an salatir raculi ka'iden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir erkeğin, bir insanın <laughs> oturduğu yerden kadeyi Seyren Nebi an salatir oturduğu yerde namaz kılmasını sordu. Yani bir insan oturduğu yerde namaz kılabilir mi? Kale in salla Yani eğer ayakta kılmaya gücü yetiyorsa ayakta kılsın o daha faziletlidir. Ve men salla qa'iden felehu nisfu ecril qa'imi. Eğer bir insan oturarak namaz kılıyorsa felehu nisfu ecril qa'imi. Ayakta namaz kılanın mükafatının efendim yarısını alır. Tabi bu oturarak namaz kılmak, ayakta namaz kılmak biz bir mazerete mebni olduğu zaman oturarak namaz kılar ve sevabını almış olur. Ama bazen oturmaya muktedir olduğu halde ne yapmıyor? Oturmuyor. Oturmaya muktedir olduğu halde yatıyor. Gerçi şu vardır. Bir insan oturmaya, ayakta olmaya muktedir olduğu halde yattığı yerden namaz kılsa bu olmaz. Ama ayakta namaz kılmaya muktedir olan bir insan farz namazların dışında nafile namazlarda oturarak kılabilir mi? Kılabilir. Kılabilir ama mükafatın, ayakta kılma mükafatının yarısını alır. Evet, mazereti yoksa, hastalığı yoksa. Bu arada şunu da paylaşmış olayım. وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِد۪ي Bir insan hani ayakta değil, oturarak da değil de ima ile beraber namaz kılıyorsa o da oturanın aldığı mükafatın yarısını almış olur diyor. Şimdi şöyle bir şeyi paylaşmak isterim kıymetli velilerimizle, kıymetli dostlarımızla, izleyicilerimizle. Şimdi ayakta namaz deyince, oturarak namaz deyince bir üçüncüsü var, imalı namaz. İmalı namaz ne demektir? Yani baş işaretiyle kılınan bir namazdır. Kişi e, gücü yetmiyor, yoğun bakımdadır, hastanededir veya benzeri bir durum var. Namaz kılmaya muktedir değildir. Şimdi <laughs> ayakta namaz kılmaya muktedir olmayan elbette oturarak kılacak. Oturarak namaz kılmaya muktedir olmayan üçüncü bir namaz şekli var. İma ile namaz diyoruz. Fakat vatandaş arasında o ima ile kılınan namazla oturarak kılınan namaz aynı gibi kabul ediliyor. Öyle algılanıyor. Mesela geçiyor adam birinci safa, ikinci safa. Ne yapıyor? E, oturakta da namaz kılıyor. Peki burada oturakta namaz kılan adam ayakta rükü ve secde yapmaya muktedir miydi? Muktedir değildi. Peki o zaman ayakta kılamıyor bu. Peki bu oturduğu yerden rükû ve secde yapabilir mi? Ayağa kalkmadan rükû ve secde yapabilir mi? Eğer oturduğu yerden rükû ve secde yapabiliyorsa bu namaza oturarak namaz denir ki oturduğu yerden rükûye varmalı. Rükû zamanı geldiğinde secdeye varmalı secde vakti geldiğinde. Ama yok. Oturduğu yerden rükûye varmaya gücü yetmiyor. Secdeye varmaya gücü yetmiyorsa o zaman bu namaza ima ile namaz deniyor. Oturarak namaz değil ima ile kılınan namaz deniyor. Yani burada hastalıklara göre kılınan namazların isimlerini duymakta fayda var. Belki karşımıza bunlar çıkabilir. Demek ki bir ayakta rükü ve secceli kılınan bir namaz vardır. Bir de oturduğumuz yerden rükü ve secde yaparak kıldığımız namaz şekli vardır. Bir de oturduğumuz yerden de kılamayıp sadece ve sadece baş işaretiyle namaz kılabildiğimiz manzaralar. Buna ima ile namaz denir ki en zayıf yani namazın en zayıf şekli budur. En zayıf şekli budur demek kılan açısından bir problem yok. Yeter ki o kriterlerine, şartlarına uygun bir şekilde riayet etmiş olsun. Efendim, onun açısından problem yok. Zaten gücü yetmemiştir. Sağlığı elverişli değildir. Problem buna rağmen namazını kılmıştır. Bu mükafatını tam almış olur. Ama bu kılınan namaz şekli, namaz şekilleri içerisinde en zayıf olduğu için burada imamlık yapamaz. Yani ima ile kılınan, kılan kişi ima ile kılan uyabilir. İma ile kılan kişiye Efendim oturarak namaz kılan veya ayakta namaz kılan insan uyamaz. Bir ara çok değerli bir hoca efendi kendisi rahatsız olduğundan dolayı ayakta namaz kılamıyordu. Ziyaretine gittiğimizde dedi ki acaba ben oturduğum yerde ima ile namaz kılsam, baş işaretiyle namaz kılsam hatun bana uyabilir mi? Cemaat olabilir mi diye böyle bir soru sormuştu. Şimdi bir insan evinde namaz kıldığı zaman eşine, çocuklarına imamlık yapabilir. Ancak ayakta olan kişi namazı en sağlam. Yani ayakta kıyamen kılmış oluyor. Öbür adam oturduğu yerde ku'ud halinde kılıyor. Öbür adam da daha serbest. Efendim. Kendisi ayakta kılamıyor. Oturarak kılamıyor. Ya ima ile namaz kılacak, şimdi daha serbest dediğim şu, e, bu adam ayakta kılana uyabilir ima ile kılan. Oturarak namaz kılana uyabilir, İma ile namaz kılana uyabilir. Onun için bunda serbest atış var. E, dolayısıyla kendisi imam olmaya kalkarsa ancak kendisi gibi muminin mumiye imameti caizdir demişlerdir. Yani ima ile namaz kılanın yine ima ile namaz kılana iktidası uyması caizdir. Ve anhu İmran ibn Hüseyin'den rivayet edildiğine göre ennehu se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem an salati raculi qa'iden bir adamın namazı oturarak kılmasından sormuş. Bu olur mu olmaz mı? Kale insalla qa'imen fehu afdal. Yani eğer ayakta kılarsa bu daha güzeldir. Ve men salla qa'iden her kim oturarak kılarsa felehu nisfu ecril qa'imi. Ayakta olanın aldığı mükafatın yarısını almış olur. Çünkü bu oturarak kılmıştır. Bu arada şunu da söylemiş olayım. bir insan ayakta namaz kılmaya muktedir olduğu halde sadece nafile namazlarda oturarak kılabilir. Yani farz namazda olmaz mesela. Ayakta kılmaya muktedir olduğu halde efendim farz namazı oturarak kılamaz. Ancak ayakta namaz kılmaya muktedir olduğu halde çok yorgunum diyerek oturarak namaz kılabilir mi? Oturarak namaz kılabilir ama kavram kargaşası yapmayalım. Oturarak namazdan maksat hangisidir? rükû ve secdesini an, rükûde eğilecek, secdede alnını yere koyacak şekilde olursa buna ne diyoruz? Oturarak namaz diyoruz. Baş işaretiyle imam namaz kıldırıyorsa ona ima ile namaz denmiş oluyor. Demek ki adam oturarak namaz kılarsa nedir bunun durumu? Ya Resulallah, in sallâ qâimen afdal. Yani ayakta kılarsa daha faziletli olur elbette. Yani ayakta kılmaya da muhtedirdir. Oturarak kılmaya da muktedirdir. Eğer ikisine de muktedirse ayakta kılması daha uygundur diyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Mükafatı daha çoktur diyor. O mensalla qa'iden felehu nisfu اَجْرِ qaimi. <الْقَائْمِي> Oturarak namaz kılan eğer ayakta kılmaya muktedir olduğu halde bunu yapmış ise felehu nisfu اَجْرِ qaimi. <الْقَائْمِي> ayakta namaz kılanın mükafatının yarısını almış oluyor. وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِسْبُ اَجْرِ الْقَاعِدِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا Her kim böyle arka üstü, sırt üstü yatmış, uyuyor. Veya yan tarafına yatmış, uyuyor. وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا Yani e, buradaki naimenden maksat مُسْتَلْقِيَنْ اَوَ عَلَى جَمِّنْ Yani uyur bir vaziyette. Yani uzanmış, öyle namaz kılıyor, baş işaretiyle namaz kılıyor. Efendim veya yan tarafına yatmış uyur vaziyette. Yani yatak pozisyonu almış. Niye öyle? Hastalığı sebebiyle tabi. Ve men naimen nisu qa'idin. Oturarak namaz kılanın mükafatının yarısını alır. Demek ki ayakta kılan tam alır. Oturarak kılan onun yarısını alır. İma ile kılan da onun yarısını almış olur. Evet kıymetli izleyenlerim bu konuda Ebu Umame radıyallahu anh Efendimizin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif var. Diyor ki Semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yakul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Men eva ila firashihi tahiran Men eva her kim iltica ederse ila firâşihi, geçerse ila firâşihi yatağına tahiren temiz olarak. Şimdi akşam yat saati geldi, yatacağız. Genelde insanlar nasıl yaparlar? Yatmadan önce şöyle bir temizlik yapayım. Küçük abdest, büyük abdest temizliğini yapayım, rahat rahat yatayım. Afedesin tuvaletlere gidiyor, çıkınca elini, yüzünü yıkıyor, doğru yatağa gidiyor. Genelde insanlar yatmadan önce böyle bir tedbir, gece fazla kalkmamak için böyle bir tedbir alıyorlar. Peki doğrusu nedir? Doğrusu yatağa girmeden önce abdesti bozmak değil de yatağa girmeden önce abdest almak lazım. Yani yatağa girince abdesti bir şekilde girmek lazım. Yastığa kafamızı koyduk. Ama kafamızı kaldıramayabiliriz. Bu bizim son kafaya kafayı yastığa koyuşumuz olabilir. Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki Men eva ila firâşihi tahiren Bir insan yatağına temiz olarak intikal ederse ve zekerallâhe ve Cenab-ı Hakk'ı da zikrederek evine girerse hatta yudrikehun nu'as ne yapıyor? Ve zekar Allah Allahu Teala'yı zikrediyor. Şimdi yatağına geldi. Fakat abdesti bir şekilde geldi. Yatağına girdi. Ne yapıyor? Allah'ı zikrediyor. Yatmadan önce, uykudan önce zikirle meşgul oluyor. Hatta yudrikehun naas. Yani uyuklama böyle yavaş yavaş ağırlık çöktü. Lem ve bu şekilde uyudu. Lem yetaqallab sa'aten min O gecenin herhangi bir saatinde döndüğü zaman yani yatakta insan uyku halinde ne yapıyor sağa sola dönüyor yeselllahi fiha hayran min hayrid dunya ve ahire ve bu insan sağa sola döndüğünde Allahu Teala'dan din ve dünya konusunda bir istekte bulunursa yeselllahi lam yetaqallab saaten min el leyli yeselullahi fiha hayran min hayrid dunya ve ahire dünya ve ahir ahiret hayrinden istiyor Cenab-ı Hak'tan. İlla a'tahu iyyahu. Cenab-ı Hak ona mutlaka dilediğini verir. Ne diyor burada kıymetli izleyenlerim? Yani bir insan yatağına temiz olarak intikal ediyor. Efendim uyuklama hali basıncıya kadar Allahu Teala'yı zikrediyor. Bu insan yatağında abdesti yatmıştır, zikirle yatmıştır. Sağa sola döndükçe ve Cenab-ı Hak'tan istedikçe Cenab-ı Hak akıtır da akıtır, verir de verir kendisine. Önemli olan burada abdestli bir şekilde zikir üzere yatmaktır ve zikirle beraber günü tamamlamaktır. Hani büyüklerimiz derler ki namaz kılacağın zaman bu benim son kılacağım namazdır. Bundan sonra ömrüm vefa etmeyecek diyerek kılınan namaz daha samimi kılınan, bilinçli kılınan bir namazdır. Dolayısıyla biz de gece yatarken bu benim son yatışımdır deyip de efendim abdest alıp iki rekat namaz kılıp veya abdest alıp yatağımıza bu şekilde intikal edersek Cenab-ı Hak duamızı kabul eder. Din ve dünya konusunda, dünya ve ahiret konusunda ne istersek Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri efendim bu manzara sebebiyle o isteklerimizi kabul eder. Evet kıymetli izleyenlerim bir dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi ibadetinde ciddi olanlardan eylesin. ibadet hevesi ziyade olanlardan eylesin. Dünya ve ahiretiniz mamur olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.